Bay Kemal'in tahtası, hani ona da nasıl yaklaşırsınız, oradaki rakamlar böyle hayal üstü bir tabloyu mu gösteriyor? Yoksa başarılabilecek, disiplinle başarılabilecek bir tablo mudur Türkiye'nin önüne sunduğu Kemal Kılıçdaroğlu'nun? Şimdi orada mesela diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu 10 yılda 300 milyar dolar yatırım olacak diyor. Bu çok çok kötümser bir tahmin. Yani en emniyetli tarafta yapılmış bir tahmin. Bu 10 yılda 300 değil, 10 yılda 500 milyar dolar da rahat gelir Türkiye'ye. Rahat yapılır. Bu ülke çok büyük bir ülke. Ve bu iş bizim işimiz. Bakın Sayın Erdoğan yaptığı büyük projelerle övünüyor ya. O büyük projelerin parasını kim buldu Allah aşkına? O dönemde hazinenin başında kim vardı ya? Hani yollarla, köprülerle, havaalanlarla övünüyor ya. O paraları kim buldu? Kim buldu o paraları? Kimin bulduğu paralarla yaptı o projeleri? Ali Babacan ve ekibinin bulduğu kaynaklarla yaptı o projeleri. Onunla hava atıyor, onunla övünüyor. Evet, bu büyük projeler ülkemiz için gurur kaynağıdır. Daha da güzel olmalı. Daha da modern olmalı Türkiye'de. Evet, hızlı tren değil, çok hızlı tren gelmeli Türkiye'ye. Türkiye en iyisine layık. Ama bunların hepsi için kaynak gerekiyor. Ülkede kaynağı bulacak olan da bizleriz. Zamanında nasıl en yokluk döneminde, ülkenin en fakir döneminde, 20 tane bankanın iflas ettiği dönemde dünyanın her yerinden ve Türkiye'nin kendi içinden kaynak bulduysak yine bu kaynağı biz buluruz. Çünkü kaynak Türkiye. Buna inanacaksınız önce. Güven oluşturacaksınız. Güven olduktan sonra her şey çok kolay. Ama güven yoksa, artık siz güveni kaybettiyseniz, enflasyonu öngörülmeyen bir mecraya soktuysanız, hayat pahalılığı yoluyla bu milletin cebinden çaldıysanız artık güveni kaybetmişsinizdir. Güven kaybolduktan sonra da ülkenin ekonomisini düzeltmek asla mümkün olmayacaktır. Ama onun için biz yapacağız. Bütün bu hazırlıkları onun için yaptık. Bunu niye yaptık biz bunu? Değil mi? 22 tane eylem planı var burada. Bakın ansiklopedi, fasikül fasikül. Her alanda, ama her alanda yapılacakları takvime bağladık. Bütçesini hesap ettik ve açıkladık. Arkasından bunu altılı masaya koyduk. Altı parti ortak mutabakat metni açıkladı. Ortak politikalar mutabakat metni. 2300 tane madde var burada. Yani Sayın Kılıçdaroğlu da söylediği pek çok konu. AK Parti de beyannamesini açıkladı. Evet. Ne zaman açıkladı? Bizden 2,5 ay sonra. Ve kopya. Kopya. Oradaki manşetlere bakın. Mülakatı kaldıracağız. Ya biz onu Deva Partisi olarak 3 sene önce söyledik. Altı parti olarak 30 Ocak'ta söyledik. 20 yıldan sonra aklına geliyor, mülakatı kaldıracağım diyor. Başka ne diyor? İmar affı yapılır diyor. İmar affı yok diyor. Ya imar affını yapan sensin. Depreme dayanıksız binaları imar affına sokup, o binaları legalize hale getirip, on binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan yolu sen açtın. Şimdi diyor ki imar affı olmayacak diye. E niye yaptın o zaman? Bir önceki seçim kampanyasının en önemli unsuru değil miydi imar affı? Meydan meydan Sayın Erdoğan dolaşmıyor muydu? Söylemiyor muydu? İşte bu ilde 150 bin tane diyor konutu diyor imar barışına soktum diyor. Bu ilde ne oldu? Yaptığında ne oldu? Ben soruyorum şimdi depremde. Bu depremde yıkılan binalardan kaç tanesi imar affından yararlanmıştı? Ve o binalarda kaç kişi öldü diye soruyorum. Siz depreme dayanıksız çürük binaları imar affına sokup, legalize edip, meşruiyet sağlayıp, ondan sonra o binalarda insanlar hayatını kaybettikten sonra hiçbir sorumluluk duygusu taşımıyor musunuz ya? Böyle bir şey olur mu? Şimdi de çıkıyor imar affı bir daha yapmayacağım diyor. E niye yaptın? Mülakat için kopya diyorsunuz. Evet. İmar affı itirazı tabii, zaten tabii. Ortak politikalar metninde yer alıyor. Tabii. Başka ne var? Ya sosyal da kaç destek tane böyle sistemi. Sosyal destek sistemi açıkladılar. Ya birebir kopya ya. Ya bizim parti programımıza yazdığımız, şu ortak politika metnine yazdığımız sosyal destek sisteminin aynısını birebir kopya çekmişler. Kendileri yapıyor gibi açıklıyorlar. Çünkü artık üretemiyorlar, yapamıyorlar. Ellerinde bir şey yok. Biz 6 parti olarak %100 mutabakatla ta 30 Ocak'ta açıklamışız. Bundan 2 ay sonra, 3 ay sonra Sayın Erdoğan çıkıyor. İşte diyor seçim beyanamem diyor. İçini aç bak, kopya. Çünkü dersini çalışmayan öğrenci ne yapıyor? Dersini çalışandan kopya çekiyor. Başka yapacağı bir şey yok. Şimdi hiç mi AK Parti'nin kendisine ait bir proje duymadınız o açıklamalar içinde? Mesela süper hızlı tren bir izleyelim mi? Sayın Bakan'ın bir açıklaması var. Hızlı trenle ilgili Türkiye'nin ona ihtiyacı var ama daha iyisini de yapabiliriz diyorsunuz. Süper hızlı trenle ilgili Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu yaptığı açıklama. Kızılay Ankara hızlı tren garımızdan Söğütlü Çeşme arasını 80 dakikaya düşüreceğiz.
Aynı biraz önce söylediğiniz gibi Tokyo Osaka arasındaki Shinkansen gibi saatte 350 kilometre hıza çıkabilecek ve bu hızda seyahat edebilecek toplamda 350 kilometre saate çıkacak ve 350-344 kilometre uzunluğunda olacak bu hattımız. Ve en kısa hat olan Ankara, Beypazarı, Nallıhan, Akyazı, Sakarya, Kocaeli'den Söğütlü Çeşme Gara kadar uzanan hakikaten son teknoloji ve çok önemli bir işi de inşallah seçim sonrası başlatmak için çok büyük bir Kızılay, Kadıköy 80 dakika gibi bir sürede. Bu mümkün. Yani en yüksek teknolojiyle o dünyada da pek çok örneğini gördüğümüz bu hızlı trende. Çünkü bizimki biliyorsunuz şu anda hızlandırılmış tren sadece. Yani hızlandırılmış. Aslında hızlı tren diye biliyorsunuz büyük reklamlarla tanıtıldı ama o şu anda kullandığımız Ankara, İstanbul ya da işte Eskişehir, Konya. Karaman. O hızlandırılmış tren. Bu proje hızlı tren. Bunların hepsi mümkün ama bunların hepsi kaynak meselesi. Kanal İstanbul'u niye yapamadılar? Ama yine bir vaat olarak para bulamadılar. Duruyor. Para bulamadılar, onun için yapamadılar. Hani çılgın proje diye 10 sene önce açıklanmadı mı Kanal İstanbul? 10 sene oldu. 2011. Yani. 2011 olabilir. 2011 olabilir tabii. 10 sene oldu. Niye yapamıyorlar? Çünkü kaynak bulamadılar. Büyük projede büyük kaynak gerekiyor. Ve bulamadılar. Bunun da kaynağını bulamazlar. Bunu gene gelir biz yaparız. Daha da güzelini yaparız. İstanbul İzmir'ini de yaparız. Bunun hepsini yaparız. Ama öncelikle güven oluşması lazım. Güven. Güven olmayınca kaynak bulunamaz. Mümkün değil. Güven de neyle oluşacak? Önce adaleti ve hukuku sağlayacaksınız. Fırsat eşitliğini sağlayacaksınız. Şu anda adaletin, hukukun işlemediği bir ülkede, anayasanın çiğnendiği bir ülkede güveni sağlayamazsınız ki. Hukuk adalet olmadan ekonomi olmaz. Bunu anlamıyor. Bunu anlamıyor. Yani yargının bağımsızlığını yok edip, savcılara, hakimlere talimat vererek yargıyı yönlendiren bir hükümet güveni sağlayamaz. Güven olmadığı zaman da o arzu ettiğimiz büyüme olmaz. 10.600 dolara çıkartmakla övünüyor ya. 2022'de, 23'te, milli gelirde. Demin ilk program başında dinledik. Evet. Yazık ya, bunu dedim duyduğunuzda ya. Ne düşünüyorsunuz? Yazık, dedim senelerce ekonominin başındaydınız, dış işlerinde de vardınız, hazinede de vardınız, bu temasları kuran ekibin başındaydınız. Evet. Bunu duyunca ne düşünüyorsunuz? Üzüldüm, biraz da acıdım. Çünkü 10.600 dolarlık milli gelirle övünecek hale düştüğü için biraz da acıdım. Ülkeme de acıdım. Yazık oldu dedim ya. Yani 2013 yılında bundan tam 10 sene önce 12.500 dolarlık milli geliri gören bir ülke, tam 10 sene önce ve yine 10 sene önce 2023 için 25 bin doları hedefleyen bir ülke bugün geliyor Cumhurbaşkanı'nın 10.600 dolarla övündüğü bir ülke haline. Deva geliyor.